Herkese merhaba arkadaşlar. MTF Akademi'nin sizler için özel olarak hazırladığı bir ÖABT matematik denemesinin lineer cebir sorularıyla yine karşınızdayız. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. N çarpı N tipindeki bir A matrisi ile ilgili olarak aşağıda 5 adet ifade verilmiş. Bu 5 adet ifadeden 4'ü birbirine denktir. Diğer 4'üne denk olmayan hangisidir diyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Böyle sorularda ilk önce en aşina olduğumuz ifadeden başlayalım. Acaba bu ifade determinant A'nın sıfırdan farklı olması ne gibi mantıksal sonuçlar doğuruyor? Determinant A'nın sıfırdan farklı olması biz biliyoruz ki A'nın tersine bir olduğunu söyler bu ifade. Benzer şekilde A tersine birse çift yönlü tabii bunlar birbirini doğurur arkadaşlar. Ne olur? Rankı ne olur? Rankı nedir? Şimdi bunları bildiğimizden buradan hareket ederek acaba neler denktir bakalım. Şimdi 5'e 4'e odaklanalım. Acaba 3 4'ü doğuruyor mu ya da 4 3'ü doğuruyor mu? Birlikte bakalım. Eğer A'nın determinantı 0'dan farklıysa AX eşittir B. Ne olur? Eşitliğin her iki tarafını arkadaşlar A'nın tersiyle çarpabilirim. Böylelikle ben X'i tek türlü belirlerim. 3 4'ü doğurur. Peki 4 3'ü doğurur mu? AX eşittir B'nin tek türlü bir çözümü, tek sadece bir X çözümü varsa neydi arkadaşlar? Rank AB, rank A, o da neye eşitti? Bu durumda ne olur arkadaşlar? Bu da bize neyi söyler? Yukarıdaki ifadeden determinant A'nın sıfırdan farklı olduğunu söyler. Yani 4'te 3'ü doğru. 3 4'ü doğurdu. 4'te 3'ü doğurdu. Dolayısıyla bunlar birbirine denktir arkadaşlar. 5'e odaklanalım. Determinant A'yı sıfırdan farklı kabul edelim. Acaba A çarpı C eşittir I koşulunu sağlayan bir C var mıdır? Determinant A sıfırdan farklıysa zaten ne olur arkadaşlar? Eşitliğin her iki tarafını A'nın tersiyle çarparsak dolayısıyla neyi bulabiliriz? C'yi belirleyebiliriz arkadaşlar A'nın tersi olarak. Şimdi karşıt olarak düşünelim. Acaba 5 3'ü doğurur mu? Yani A çarpı C eşittir A çarpı C eşittir I eşitliğini sağlayan bir C'nin var olduğunu biliyorsak arkadaşlar acaba nedir? Determinant A sıfırdan farklı mıdır? I birim matris, tersenebilir bir matris. Tersenebilir bir matris iki tane tersenebilir bir matrisin çarpımıyla belirlenir zaten. Dolayısıyla C'nin var olduğunu biliyorsak o zaman A'nın da arkadaşlar ne olarak belirleyebiliriz A'yı da? C'nin tersi olarak belirleyebiliriz. D de A'nın tersi olur. Yani 5 de 3'ü doğurur arkadaşlar. 5 3'ü doğurdu. Dikkat edin 3 5'i doğurdu. Dolayısıyla 5 4'e denktir deriz geçişmelikten kaynaklanan bir durum. Evet. Diğer bir ifade. Böyle ki 3'ü birbirine denktir arkadaşlar. Acaba şu ikisinden birisi hangisi diğer 4'üne denk değildir? Hemen birinci ifadeye odaklanalım arkadaşlar. Mesela bir tane determinantı 0'dan farklı matris ele alalım. Bu matrisin determinantı 0'dan farklı ancak bir tane alt matris var ve determinantı 0. Dolayısıyla 1 3'ü doğurmadı arkadaşlar. 1 3'e denk değil. Dolayısıyla diğerlerine de denk değildir arkadaşlar. Cevabı 1 olarak işaretleriz. Zaten 2'nin arkadaşlar 3'ü doğurduğunu, 3'ün de 2'yi doğurduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 2 3 4 5 birbirine denktir. Ona dikkat edelim. Evet. Diğer bir soru. 2 çarpı 2 tipinde reel matrislerin uzayında U 2 çarpı 2 tipindeki simetrik matrislerin uzayı V de 2 çarpı 2 tipindeki ters simetrik matrislerin uzayı. Bu ikisinin boyutların toplamı nedir diye sormuş. Hemen ters simetrik matrisin tanımı neydi onu hatırlayalım. A'nın transpozesi yani simetrik matrislerin tanımı A'nın transpozesi A'ya eşittir arkadaşlar. A 2 çarpı 2 tipinde olduğundan bu durumda A ne olur? A'mız ne olacak? Esas köşegenindeki elemanlar birbirine göre simetrik olacak esas köşegene göre. Peki böyle bir matris hangi vektörlerin toplamı olarak lineer kombinasyon olarak yazılır? 1 0 0 0. Dikkat edin. B'ler nelerde B? Nerelerde B var arkadaşlar? Burada B var. Bir de burada kat sayılarını alıyoruz. Burada 0. Bir de D arkadaşlar. D çarpı 0 0 0 1. Gördüğünüz gibi simetrik bir matris 2 çarpı 2 tipindeki simetrik bir matris 3 tane vektörün lineer kombinasyon olarak yazılabiliyor. Yani geriliyor. V1, V2, V3 tarafından gerilir. Söz konusu bu U uzayı. Acaba V1, V2, V3 lineer bağımsız mı? Lineer bağımsızlık tanımından faydalanabilirsiniz ama ben daha pratik bir yol göstereceğim. V1 kime denktir arkadaşlar? R4'te 1, 0, 0, 0. Peki V2 kime denktir arkadaşlar? V2 0 1 0 1 0'a denktir. Peki V3 kime denktir arkadaşlar? 0 0 0 1. İşte
Bu matrisin, oluşturduğumuz bu matrisin rankı 3 ise V1, V2, V3 lineer bağımsız deriz. Peki bu matrisin rankı ne demek? Şöyle bakacağız. Bu matrisin rankı en fazla 3 olabilir. O zaman en az bir tane 3 çarpı 3 tipinde bir alt kareçel matris bulacaksınız ve determinantı sıfırdan farklı olacak. Hemen bulabilirim. Gördüğünüz gibi 1, 2 ve şunu düşünürsek arkadaşlar 3'ü de bir 3 çarpı 3 tipinde matris oluşturabilirim ve determinantı sıfırdan farklıdır. Dolayısıyla rankı ne olur arkadaşlar? 3 olarak belirledim. Yani V1, V2, V3'ten meydana gelen küme lineer bağımsızdır. Boy U bu durumda arkadaşlar 3 olur. Peki boy V. V'ler nasıl elemanlardan meydana geliyordu? Arkadaşlar V kümesi ters simetrik matrislerdi. Dikkat edin. Ne olur? 2 çarpı 2 tipinde olduğundan o zaman A nasıl bir matristir? Esas köşegene göre elemanlar birbirinin negatifi ve esas köşegenindeki elemanlar sıfır olacak ki A'nın transpozesi neye eşit olsun arkadaşlar? A'nın eksilisine. Böyle bir matris gördüğünüz gibi yalnızca bir tane vektör tarafından, matris tarafından üretiliyor. Dolayısıyla bu bağımsızdır kendi başına. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar? Boy V'de 1 olacaktır. Cevabı 4 olarak bulursunuz. Diğer bir soruya geçelim. Yine ÖSYM'nin sevdiği bir soru tarzı bu arkadaşlar. Denklem sisteminin yalnızca bir parametreye bağlı sonsuz çözümünün olduğu biliniyor. Buna göre A ve B sayılar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce genel kuralı hatırlayalım. Neydi arkadaşlar? AX eşittir B denklem sistemi verilirse söz konusu denklem sisteminin çözülebilir olması için gerekli yeter koşul genişletilmiş matrisin rankının neye eşit olması gerekiyordu arkadaşlar? Katsayılar matrisinin rankına eşit olması gerekiyordu. İşte bu çözülebilir olması için gerekli yeter koşuldu. Tek çözüm olması için eğer R neye eşit ise arkadaşlar tek çözüm vardı. N dediğimiz orada bilinmeyen sayısı. Bu durumda N-R parametreye bağlı sonsuz çözüm olur arkadaşlar. Şimdi N-R parametre dediğinden yalnızca bir parametre diyor. O zaman R'yi 2, N'yi de 3 almak zorundayız. N zaten 3 zaten. Dikkat edin. Bu durumda ne olur? İlk önce şöyle genişletilmiş matrisi inşa edelim. X'lerin katsayılarını göz önünde bulundurun. 1, 0, 1. Y'lerin katsayılarını göz önünde bulundurun. A, 1. A, 1 ve eksi B. Z'lerin katsayılarını göz önünde bulundurun. B, A ve 2. Eşitliğin sağ tarafında neler var? 1, eksi 1 ve 1 var. İşte buna birkaç elementer işlem uyguladığınızda rahat bir şekilde yorumlayabileceğiniz bir matris elde edeceksiniz. Ne olur burada arkadaşlar? Peki ne yapacağız? Şurada satır eşelon forma indirgemek için şu bir elemanını yok edelim. Onu yok etmek için ne yapacağız arkadaşlar? Satır 3'ten satır 1'i çıkartırsak o elemanı yok edebiliriz. Evet, satır 3'ten satır 1'i çıkartırsak 1 eksi 1 0, eksi B, eksi A, 2 eksi B ve ne olacak? 1 eksi 1 0. Gördüğünüz gibi bir önceki matrise denk olan bir matris elde ettik. Peki buradan hemen rankın 2 olması gerektiğini biliyoruz. Rankın 2 olabilmesi için şuraya odaklanın. Şu matris daima bize rankın 2 olduğunu söyler. Şimdi şunların o zaman ne olması lazım arkadaşlar? Şu katsayılar matrisinin determinantı bu durumda 0 olursa rank A, B, rank A 2 olacaktır. Hemen ne yaparım? Determinant. Hemen 3 çarpı 3 tipindeki matrisin determinantını alıyorum. Birinci sütuna göre açılım yapacak olursak 2 eksi B artı A çarpı A artı B. Bunun 0 olması gerekir. Eğer bu 0 olursa arkadaşlar rank AB rank A daima 2 olacaktır. Şuradaki durumdan dolayı o da 3'ten küçük arkadaşlar. 3 eksi 2 bir parametreye bağlı sonsuz çözüm olacak. Aradığımız bağıntı işte burada arkadaşlar. Evet. Diğer bir soruya geçelim. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı her mertebeden türevi mevcut olan gerçel değerli fonksiyonların uzayı V üzerinde türev alma işlemi, türev alma fonksiyonu ne tarz özelliklere sahiptir? Lineer midir? Evet arkadaşlar, biz biliyoruz ki toplamın türevi türevlerin toplamıdır. Ben her şekilde lambda çarpı F'nin türevi lambda çarpı f'nin türevi. Evet, bir doğru, lineerdir. İzomorfizma mıdır? Birebir örten olması lazım. Biraz lineer olduğunu biliyor zaten. Birebir örten mi? Hayır, birebir değil. Mesela düşünün arkadaşlar. Ne yapabiliriz? 2'nin türevi 0. Sabit fonksiyonlar da her mertebeden türevleri var. 2'nin türevi 0. 3'ün türevi de 0. 2 tane farklı fonksiyonun türevleri aynı değere gidiyor. Eşleştirilmiş. Birebir olamaz. O yüzden izomorfizma olamaz. Peki, şöyle bir fonksiyon nedir arkadaşlar? L'nin bir öz vektörüdür diyor. Doğru mu? Öz vektör tanımını hatırlayalım. L, V eşittir lambda çarpı V koşumu sağlayan bir vektöre biz öz vektör diyeceğiz.
Bakalım gerçekten öyle mi? L AX eşittir. Türevini alırsak arkadaşlar A çarpı E üzeri AX. Burası neydi? Şu V'ydi. Bu da V. Dolayısıyla lambdamız burada A olarak belirlenir. Dolayısıyla 3 doğru. 1 ve 3 doğru. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki soruda, bir sonraki deneme videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.